kaba maliyet hesaplarının olduğu dosya orada mı? Evet, evet. İyi o zaman. Şimdilik bir eksiğimiz yok. Bu adam sanırım daha çok yurt dışına yatırım yapmış. Piyasada araştırma yaptım ama kimse tanımıyor. Aslında benim de kafamda bazı soru işaretleri var. Nasıl yani? Sana da bu kadar abartılı bir oyun merkezi biraz enteresan gelmiyor mu? Hayır, biraz araştırma yaptım. Bu ölçekte bir oyun merkezi dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani akıllıca bir yatırım mı sence bu? Canım, işin o kısmı bizi ilgilendirmez. Sonunda biz işimizi yapıp teslim edeceğiz. Gerisini o düşünsün. Ama adam için endişeleniyorsan gelince söylersin. Bu kadar büyük bir iş yatırımımızı karşılamaz. Zarar ederiz dersin. Adam da işten vazgeçer, biz de büyük bir işi kaçırmış oluruz. Aman canım ya. Onu mu demek istedim yani? Aslına bakarsan bu iş beni içten içe çok heyecanlandırıyor. Yani ilk defa çocuklara yönelik böyle bir iş yapacağız. O yüzden işimiz daha da zor. Adamın ismi de tuhaf. Nestor. Tamam işte, yabancı uyruklu olmalı. Babası ya da annesi Türk değil demek ki. Kurmayı düşündüğü oyun merkezinin adı da Oyuncaklar Dünyası. Kulağa hoş geliyor değil mi? Saat kaç gibi gelecek acaba Nestor Bey? Akşamüstü. İçimden bir his bu adamın çok tuhaf olduğunu söylüyor. Hayda, yine başladın komplo teorilerine. Yok canım, ne ilgisi var? Sadece bir his. O halde o hislerini kendine sakla. Böyle önemli bir görüşme öncesinde beni de germe lütfen. Aman tamam tamam, sustuk. Nerede kaldı bu adam? Akşama kadar onu mu bekleyeceğiz? Nestor Bey? Siz de Hakan Bey olmalısınız. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Buyurun. Umarım projeyle ilgili her şeyi hazırlamışsınızdır. Bir an evvel başlamanızı istiyorum. Çünkü sağlığım pek yerinde değil. Ve en büyük amacım da bu projenin açılışını görmek. Bu proje benim için çok önemli. Hı hı. Güzel görünüyor. Ama tam olarak anlayamadığınız bir şey var. Ben bu projenin şimdiye kadar örneği görülmemiş bir ölçekte büyük ve ihtişamlı olmasını istiyorum. Yani çocukların aklını başından alacak bir yer olmalı. Anlıyorum. Sizin de dediğiniz gibi biz sizin nasıl bir şey istediğinizi pek anlayamamışız. O yüzden biraz daha zaman vermenizi isteyeceğiz. Elbette. Ama benim pek fazla vaktim yok. Bu işin tamamlandığını bir an önce görmek istiyorum. Ayrıca para konusunda da hiçbir sıkıntınız olmayacak. Aslında toplantıyı şimdi bölmek istemezdim. Ama hastaneye gitmem gerekiyor. Arabayı hazırlar mısın? Tabii efendim. İsterseniz akşam bir araya gelip ayrıntıları konuşalım. Ne dersiniz? Çok iyi olur. Dışarıda akşam yemeğine ne dersiniz? Ben aslında kalabalıktan pek hoşlanmıyorum. Haklısınız efendim. O halde bu akşam bizim evde sizi ağırlasak, hem yardımcılarım Nana ve Makbuş'un yemeklerini de çok beğeneceğinize eminim. Anlaştık o zaman. Biz kaldığınız otele bir araba gönderir, sizi aldırırız. Güzel. Yalnız şu ön maliyet hesaplarının bir kopyasını istiyorum. Derhal efendim. Ben hemen fotokopisini getiriyorum. Size zahmet olmazsa yardımcımı çağırabilir misiniz? Tabii efendim. Pardon, izninizle.